Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün uzun yıllardır aynı ölçülerle yaptığım krep tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hızlıca malzemelerimize geçelim. 2 adet yumurtamız var. 2 su bardağı sütümüz var. 2,5 çay bardağı unumuz var. Bardak ölçümüz şöyle. Bir de yaparken içine 2 yemek kaşığı, normal klasik yemek kaşığı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyeceğiz. Hemen yapımına geçelim. 2 yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Mikser yardımıyla iyice çırpalım köpürünceye kadar. Sonra diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yumurtamızı çırptık. Şimdi unumuzdan birkaç kaşık alıp yumurtamıza ekleyelim. Yumurta ile unu öncelikle çırpalım ki pütürükler kalmasın. İçindeki o unun top top parçalar halinde olmasını istemiyoruz. Çünkü krebimizin pürüzsüz olması lazım. Şöyle bir parça da hatta bu aşamada sütümüzden ekleyerek şöyle biraz daha çırpalım. Şimdi geri kalan unumuzu ve sütümüzü ekleyelim. Ve başta bahsettiğim gibi 2 yemek kaşığı, çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı da içine ekleyelim. Tekrar mikserimizle çırpalım. Mikser olmadan elinizle de çırpabilirsiniz. Buradaki tek amacımız unların içinde topak topak kalmaması. Bunu yaptıktan sonra ister mikserle ister elde çırpabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Şimdi çırpmayı bıraktık. Kaşığımızla şöyle bir bakalım kıvamına. Evet, gördüğünüz gibi kıvam budur. Şimdi pişirme aşamasına geçelim krepimizi. Şöyle bir krep tavası kullanacağım. Mümkün olduğu kadar krep yaparken krep tavası kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi krep tavamı koydum, ısınıyor. Bu arada ben üstüne çok azıcık bir zeytinyağı ya da sıvı yağ döküyorum. Şöyle bir peçetenin ucuyla güzelce her tarafına yayıyorum. Fazla değil. Sadece yapışmasını önleyecek kadar. Krep tavamız ısındı arkadaşlar, yeteri kadar. Hemen malzememizden, krep hamurumuzdan şöyle kepçe yardımıyla alıyorum ve yeteri kadar döküyorum. Benim kullandığım tava 26 santimlik bir tava. Ona göre yeteri kadar krep hamuru dökeceğim ve şöyle sağa sola eğerek krep hamurumun yayılmasını sağlayacağım. Şimdi krepimiz nasıl pişecek onu beraber göreceğiz. Pişmeye başladı bile, üstünde nokta nokta böyle gözler oluşmaya başladı. Hemen spatulamla şöyle yanlardan hafif ayırıyorum rahat çıkarabilmek adına. Aslında arkadaşlar ben tavanın içinde krebi atarak çevirebiliyorum ama her seferinde başarılı olamadığım için şimdi denemeyeceğim. Size de mahcup olmak istemiyorum. Ama başardığım zamanlar çoğunlukta. Krebimizin alt tarafı kızardı. Yaklaşık olarak bu bir dakika kadar sürdü. Hemen şöyle çevirelim. Diğer tarafı da bir yarım dakika kadar kızaracak. Krebimizi servis tabağımıza alıyoruz. Ve şimdi tekrar bir kepçe daha. Yeteri kadar ekliyoruz. Şöyle yayarak. Şimdi bu yaptığımız temel krep hamuru ve pişirilmesi arkadaşlar. Biraz sonra bu krepten ben kahvaltılıklara harika bir görsellik taşıyacak olan gül şekli vereceğim. Gerçekten çok şık bir sunum. Bu sunumu ben arkadaşım Arzu Erciyas'tan öğrendim. Instagram'da sayfası var kendisinin de. Bu arada çeviriyoruz. Bu ilkinden daha güzel kızardı. Çünkü ilkinde tavamız tam ısınmamış demek ki. Bunu da hemen burada ekleyelim.
gül sunumunu arkadaşımdan öğrendim. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu temel krep hamurunu pişirdikten sonra gül şekli vereceğiz. Gayet güzel kızardı. Hemen şöyle tavayla da alabilirsiniz diğerinin üzerine. Kreplerimiz pişti. Aslında tabii bu kadar değildi. Daha fazlaydı ama yapım aşamasında benim çocuklarım dayanamayıp yedikleri için bu kadar krep kaldı. Kreplerimiz pişti. Bunları ister tuzluyla, ister Nutella'yla, şokella'yla, tatlılarla, reçellerle dürerek, bükerek istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. O şekilde, yani tüm bu şekillerde çok güzel olacaktır hepsinin lezzeti. Ben şimdi size sunum açısından da biraz farklı olacak. Az önce de bahsettiğim gibi bir şekil göstereceğim. Şimdi onun nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi kreplerimizden bir tane tezgahımızın üstüne alalım. Şimdi krebimizden şöyle iki parmak, şöyle göstereyim. İki parmak genişliğinde içeri doğru ama asla koparmadan keselim. Bir helezon şekli vereceğiz aslında. Tekrar iki parmak genişliğinde içe doğru. Şu şekilde kestik. Şimdi arkadaşlar, bu şekli, helezon şeklini verdiğimiz krebimizi, hani domates kabuklarından salataların üstüne gül şekli veririz ya, şöyle sararak, aynen o şekilde kendi etrafında bir güzel saralım. Çok çok sıkı değil ama, gördüğünüz gibi şu şekilde saralım. Şimdi nasıl üstüne reçel döktüğümüzü de göstereceğiz. Kreplerimize şekil verdikten sonra üstünü isterseniz marmelatla, isterseniz de herhangi bir reçelle süsleyebilirsiniz. Ben geçenlerde yapmış olduğum çilek reçeliyle süslemek istiyorum. İsterseniz bu çilek reçelin tarifi de yine kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle çilek reçelinde çileklerimizin en küçüklerinden seçiyorum ki güzel dursunlar, çok iri kalmasınlar. Biraz da yanlarına tabii ki sosundan da ilave edeceğim. Hemen şu şekilde alalım. İstediğimiz kadar dökebiliriz. İsterseniz daha az, isterseniz daha fazla. Tamamen sizin damak zevkinize ve nasıl bir sunum istediğinize bağlı bir şey. Evet, kreplerimizden oluşturduğumuz gül şekli ve gül kreplerimiz hazır. Afiyet olsun.